Uzun yıllar önce yaptığım İngiltere seyahatinin bir biyolog ve yanı sıra tarih meraklısı olarak benim için çok renkli geçeceğini en baştan hissetmiştim. Londra'nın bir turist açısından merak edilebilecek hemen akla gelen yerleri elbette dolaşılacaktı ilk günlerde. İzlediğiniz çekimleri de o bölgelerde yaptım zaten. Ancak benim için asıl turların bu ilk günlerden sonra başlayacağını düşünüyordum. Uzun yıllardır doya doya gezmeyi hayal ettiğim British Museum fırsatını kaçırmam zaten mümkün değildi. Anadolu'dan giden eserleri dünya gözüyle görmek harika olacaktı. İngiliz doğa gezginlerinin dünyanın dört bir yanından toplayıp getirdiği doğa hazineleriyle büyüyen ve gitgide dünyanın en zengin içerikli doğa tarihi müzesi haline gelen Natural History Museum, Londra Hayvanat Bahçesi ve diğerleri. Liste uzundu. Bunları kaydetmeye karar verdim ve giderken kendime bir video kamera edindim. Belgeselcilik hikayem de tam bu andan itibaren başlamış oldu. İşte bu videoda ve arkasından gelecek bir seri videoda daha sizlerle o günlerin unutulmayan anlarını paylaşmaya karar verdim. Bu kayıtlardan dönüşte ilk belgesellerimi çıkarmıştım. Şimdi hep beraber o günleri bir kez daha hatırlayıp bu muhteşem müzenin koridorlarında 24 yıl önceye döneceğiz. Kraliyetin 1753 senesinde bir koleksiyonerden topladığı parçaları satın almasıyla British Museum'un bir parçası olarak kurulan Doğa Tarihi Müzesi, 1881 yılında Güney Kensington'daki yeni binasına taşınmış. 5 büyük koleksiyonda 70 milyondan fazla örneğin sergilendiği tarihi binada örneklerin 27 milyonunu hayvanlar, 28 milyonunu böcekler, 9 milyonunu fosiller, 6 milyonunu bitkiler, 500 binden fazlasını kaya ve mineraller, 3200'ünü de meteoritler oluşturmakta. Girişin ücretsiz olduğu ve her yıl milyonları kendine çeken bu dev müzeyi size 4 ayrı video ile anlatmayı planladım. İlk videomuz müzenin dinozor salonlarından. Keyifli seyirler. Şu anda Londra'nın South Kensington bölgesinde Doğa Tarihi Müzesi'nin hemen kapısındayım. Biraz sonra bu müzenin içerisine gireceğim. Bu müze oldukça eski bir müze, birkaç yüzyıllık. Linne'nin, Charles Darwin'in dünyadan topladıkları örnekleri buraya getirip burada çalışmalar yaptığını biliyorum. Bütün dünyadaki biyologların en az bir kez muhakkak görmek istedikleri, içerisinde çalışmak istedikleri bir yer burası. Ve sergilenenin en az 5-6 misli materyalin de depolarda tutulduğu söyleniyor. Ama biz sergilenenleri yine görüntülemeye çalışacağız. Hemen müzenin bahçesinde karşımıza çıkan bir fosil ağaç, taşlaşmış ağaç, tamamen taş, müzenin bahçesine dikmişler. Amerika'da böyle taşlaşmış bir orman bulunuyor. Belki de bu da o ormandan gelme. Müzenin özellikle cephe süslemeleri de çok güzel. Bunları da görüntülemek istedim. Bu bina özellikle Doğa Tarihi Müzesi yapılmak üzere hazırlanmış. Bütün motifler de ona göre koyulmuş. İşte müzenin kapısı ve artık içeri giriyorum. Müzenin hemen giriş salonunda sergilenen bir dinozor, Diplodocus. Yüksekliği 26 metre, 150 milyon yıl önce yaşamış. Otçul bir dinozor. 1905'te Amerika Birleşik Devletleri tarafından buraya armağan edilmiş.
Müzeyi gezmeye devam ediyorum. Şu anda üst katlardayım. Buradan da görüntüler harika. Müzenin içerisini şöyle bir göstermek istedim. Bu bir Iopocephalus fosili. Kanada'da bulunmuş. Yaklaşık 71 milyon yıllık. Aşağıda bir maketi var. Ben maketini göstereyim. İşte bu hayvan. Zırhlı bir deriye sahip. Ancak tamamı kalmamış günümüze. Coleophysis 225 milyon yıllık bir dinozor fosili, yaklaşık insan boyutunda. Karşıda görülen bir Triceratops 67 milyon yıllık bir fosil. Bugünkü Amerika Wyoming'de bulunmuş bir dinozorun ön iki ayağı, pençe olarak kullandığı ön iki ayağı 67 milyon yıllık. Bu Baronyx etçil, Avrupa'nın merkezinde bulunmuş yaklaşık 125 milyon yıllık. O zamanın korkunç etçillerinden bir tanesiymiş. İguanodon 8 metre boyunda, 125 milyon yıllık. Belçika'da bir ocakta yerin yaklaşık 322 metre altında bulunmuş. Allosaurus, Amerika'da Utah'ta bulunmuş 147 milyon yıllık bir fosil. Etçil bir dinozor, gününü avlanarak geçirirmiş. Albertosaurus 6,5 metre boyunda, Kanada'da bulunmuş. Bu da etçil bir dinozor. Tuvangozaurus, Çin'de bulunmuş 154 ila 157 milyon yıllık bir fosil. Metre 67 santim boyunda bu görülen örnek. Gallimus, 74 ila 75 milyon yıllık bir fosil. Gobi çölünde ve Moğolistan'da yaşamış. Çok fazla büyük bir dinozor değil. 6-7 metre civarında. Bir Triceratops kafası. En karakteristik özelliği 3 tane boynuzunun bulunması. Sadece kafasının uzunluğu 2,5 metre. Amerika'da bulunmuş. Bu da Tyrannosaurus, yeryüzünde yaşamış en korkunç etçil dinozor. İşte bu, Jurassic Park filminin de baş aktörü bir Tyrannosaurus'tu. Dişleri korkunç. Amerika'da Montana'da bulunmuş yaklaşık 67 milyon yıllık bir fosil. Dromaeosaurus'lar Amerika'da, Kanada'da bulunmuşlar. Yaklaşık 75 milyon yıl yaşında oldukları tahmin ediliyor. 1,8 metre boyunda fosiller. Çok fazla büyük dinozorlar değiller.
burada bir dinozoru parçalayan, büyük bir dinozoru parçalayan diğer küçük dinozorlar modelize edilmiş. Tabii plastik. Çeşitli dinozor yumurtaları. Ve yumurtadan çıkan dinozor modelleri. Cephalosaurus kafası yaklaşık 67 milyon yıllık Amerika'da Montana'da bulunmuş. Aynı kafanın önden görünüşü. Dinozorlara ait çeşitli kemikler. İguanodon'a ait bir pençe. Büyüklüğü yaklaşık 11 santim. Ve bir başkası. Bu bir Parasaurolophus. Çok ilginç bir kafa yapısı var. O görülen boynuzu tehlike anında bir trompet gibi çalarak çevresindeki türdaşlarına tehlikeyi haber veriyormuş. Burada da bir örneğini göstermişler. Havayı bu şeyin boynuzun içerisinde nasıl dolaştırdığını ve burnuyla olan ilişkisini ve bu hayvana ait bir fosil. Fosil yaklaşık 75 milyon yıllık ve Kanada'da bulunmuş. Bir iguanodon eli. Diplodocus kafası Amerika Wyoming'den 1910 yılında bulunmuş. Biraz önce gösterdiğim dinozor otçul bir dinozordu. İşte bu taşlar da bu hayvanın midesinden çıkmış. Yediklerini öğütebilmek için kullanıyormuş. İguanodon kol kemikleri. Edmontosaurus derisi ve timsah derisi fosilleri. Apatosaurus bacak kemiği yaklaşık 150 milyon yıllık. O da Amerika'da bulunmuş. Evet, bir çocukla kıyaslandığında boyu gerçekten korkunç. İguanodon ayağı. Bu bir Edmontosaurus fosili. Bulunduğu gibi buraya yerleştirilmiş. Bu şekilde ayırt etmek çok zor. Ancak ben işte başı, kolu, omurga devam ediyor. Ayak kemikleri. Ve kuyruk. Bazı fosil parçalar, taş parçaları. Fosillerin çıkartılmasında kullanılan aletler sergilenmiş. İşte bir dinozorun ölüm anı.
ve daha sonra ondan geriye kalanlar. Bu kadın Mary Anning, bir İngiliz. İngiltere'de fosil kadın olarak tanınıyor. 1799'da doğmuş ve 47 yaşında ölmüş. Daha 11 yaşındayken bir ihtiyozor fosili bulmuş ve ondan sonra daha birçok fosil bulmaya devam etmiş. Galeride bulunan fosillerin birçoğu onun koleksiyonuna ait. O müzeye bağışlamış. Buraya da bir resmini koymuşlar. İşte onun bulduğu büyük bir ihtiyozor fosili. Bu fosil yaklaşık 200 küsur milyon yaşında. Oldukça eski bir fosil. İhtiyozorlar sucul dinozorlar olarak biliniyorlar. Hayatlarını denizde sürdürmüşler. Bu bir plesiozaur. Yine denizde yaşayan bir canlı yaşamış. Jura'da yaşamış bir başka ihtiyozor fosili. Yandan görmüş. İhtiyozor kafa iskeletleri. Dişlerinden anlaşıldığına göre bunlar da etçil hayvanlar. İhtiyozor platidon gerçekten bir deniz devi. Ve kuyruktan başlayarak bir başka ihtiyozor fosili.